Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Hallacı Mansur kimdir? Hallacı Mansur'un fikirleri, hayat tarzı, mücadelesi, idamı üzerinde durmaya çalışacağım. Hallacı Mansur, İran'ın Fars eyaletinde bulunan Beyza'nın kuzeydoğusundaki Tur'da 858 yılında dünyaya geldi. Dedesi Muamma Mecusi idi. Sonraları anne tarafından Ebu Eyyub el-Ensari'nin neslinden geldiği söylenerek kendisine Ensari nisbesi verilmiştir. İbnül Nedim onun halkının çoğunluğunu Arapların meydana getirdiği Beyza'dan olduğunu ifade ettikten sonra babasının mesleğinden dolayı Hallaç diye tanındığını söyler. Oğlu Hamd'in anlattığına göre ise insanların gönüllerindeki sırları pamuk gibi atıp alt üst ettiğinden Hallacu Esrar ünvanını almıştır. Başka bir rivayete göre bir hallacın dükkanındayken sahibini bir yere göndermiş, dükkanına dönen bu kişi bütün pamukların atıldığını görerek bunu onun kerameti olarak kabul etmiş ve daha sonra Hallaç diye anılmıştır. Asıl adı Hüseyin olduğu halde İran'da ve Osmanlılar'da daha çok Mansur ve Hallacı Mansur şeklinde babasının adıyla anılmış, kendisine Mansur adı verilirken davasının zafere ulaşmış olduğuna işaret edilmiştir. Allah'ın yardımına mazhar olduğunu anlatmak için ona Nasır'ın yani Allah'ın Mansur'u diyenler de olmuştur. Melamet ehli arasında Sultanül Melametiyyin diye anılır. Değerli dostlar, Hatip el-Bağdadi'nin oğlu Hamd'e dayanarak verdiği bilgiye göre Hallaç doğum yeri olan Tur'dan halkı Hanbelilerden oluşan ve hafızlarıyla tanınan Vasıt'a gitti. Burada 12 yaşında hıfzını tamamladı. Ardından Tüster'e geçerek 2 yıl Sehl el-Tüsteri'nin öğrencisi oldu. 20 yaşında Basra'ya geldi. Buradan Bağdat'a giderek Cüneydi Bağdadi, Amr bin Osman el-Mekki, Ebul Hüseyin el-Nuri gibi Bağdat'ın tanınmış sufilerinin sohbetlerine katıldı. Amr bin Osman el-Mekki'den hırka giydi. Basra'da Ebu Yakup Akta adlı bir sufinin kızı ile evlendi. Burada Abbasi hilafetini tehdit eden Zenç isyanına şahit oldu ve muhtemelen bu ayaklanmaya sıcak baktı. Bu arada az çok Şii mezhebini de tanıdı. Basra'da zahidane bir hayat yaşarken kayınpederiyle şeyhi arasında şiddetli bir geçimsizlik çıktı. Hallaç bu durumu Cüneyd'e arz ederek ne yapması gerektiğini sorunca Cüneyd ona sabır tavsiye etti. Bir süre sonra 896 yılında ilk haccını yapmak üzere Hicaz'a gitti. Burada vaktini ibadet ve riyazetle geçiren Hallaç, daha sonra bir grup sufi ile birlikte Bağdat'a dönerek Cüneyd'in sohbetlerine devam etti. Bu sırada ona sorduğu bazı sorulara cevap alamadı. Hallaç'ın maksatlı sorular sorduğuna ve bu konuda samimi olmadığına kanaat getiren Cüneyd, onun sohbetlerine katılmasından rahatsız oldu ve meclisinden uzaklaştırdı. Bunun üzerine Hallaç Tüster'e döndü. Aralarında bir yıl kaldığı Tüster halkı, kendisini hiçbir mezhebe bağlı bilmeyen ancak her mezhebin en zor hükümlerini uygulamayı esas alan Hallaç'a büyük bir ilgi gösterdi. Hallaç 5 yıl sürecek bir yolculuğa çıkmak üzere Tüster'den ayrıldı. Horasan, Maveraun-Nehir, Sicistan ve Kirman bölgelerini dolaştı. Fars'ta halka vaazlar verdi, onlar için eserler yazdı, ardından Ahvaz'a geçti ve ailesini de buraya getirdi. Şeyhi Amr bin Osman el-Mekki'nin Ahvaz yöresine kendisini kötüleyen mektuplar yazması üzerine ondan giydiği hırkayı çıkarıp attı. Ahvaz'da meclis kurup vaazlar vermeye başlayan Hallaç halkın ve aydınların büyük teveccühüne mazhar oldu ve burada Hallacı Esrar diye tanındı. Daha sonra ailesini Ahvaz'da bırakarak 400 müridiyle talebesiyle birlikte ikinci defa hac yapmak üzere Basra üzerinde Mekke'ye gitti. Kendisini kıskanan Sufi Ebu Yakup en-Nehrecuri onun aleyhinde bulunmaya başladı. Hac dönüşü Basra'da bir ay kaldıktan sonra Ahvaz'a gelen Hallaç, ailesini ve buranın ileri gelenlerinden bir grubu yanına alarak Bağdat'a geçti. Burada bir sene kaldı. Ardından küfür ve şirk beldelerini Allah'ın dinine davet etmek için manevi bir işaret aldığını söyleyerek ailesini müritlerinden birine emanet edip deniz yoluyla Hindistan'a gitti. Horasan, Talekan, Maveraun-Nehir, Türkistan, Maçin, Turfan ve Keşmir'i dolaştı. Buralarda ateşli vaazlar verdi. Allah sevgisinden söz etti. Gezdiği yerlerdeki halk için eserler yazarak İslam'a girmelerinde etkili oldu.
Onun tesiriyle Müslüman olanlara Mansuri deniliyordu. Bu durum kendisini büyük bir üne kavuşturdu. Ziyaret ettiği yerlerin halkı mektuplarında kendisine Mughis, Mukit, Mümeyyiz, Zahit, Mustalem, Muhayyer gibi ünvanlarla hitap ediyorlardı. Bu seyahatten dönünce aleyhindeki faaliyetler de tekrar başladı. 903 yılında. Üçüncü defa hacca gitti ve burada 2 yıl kaldı. Bazen ibadet ediyor, bazen de halk arasına karışıp hacda kesilen kurbanlar gibi Allah yolunda kendini feda etmeye hazır olduğunu haykırıyordu. Bir ara Arafat'ta kendisine hakaret ve işkence edilmesini istedi. Bağdat'a dönen ve bir ev satın alan Hallaç da bir değişikliğin meydana geldiği fark edilmişti. Hakkında anlatılan bir menkıbeye göre Bağdat'ta açıkça hak yolunda canını feda etmek istediğini, kanının dökülmesinin halk için helal olduğunu ilan etti. Karmatilerin Abbasi devletini tehdit ettiği 870 yılında başlayıp 883'e kadar devam eden Zenç isyanının izlerinin henüz silinmediği, istikrarsızlığın devam ettiği bir dönemde Hallac'ın sözleri ve davranışları halk ve ulema arasında yeni bir huzursuzluk meydana getirdi. İbni Davud Ez-Zahiri öncülüğünde bir grup alim Hallac'ın aleyhinde bir faaliyet başlattı. Bazılar onun sihirbaz, şarlatan veya deli olduğunu ileri sürerken bazılar da keramet sahibi bir veli olduğunu söylüyordu. Aleyhindeki faaliyetler artıp bir kısım müritleri tutuklanınca kendisini de aynı akıbetin beklediğini anladı ve Ahvaz'a kaçtı. Süsta bir dostunun yardımıyla Danyal peygamberin türbesi civarında bir yıl saklandı. 913 yılında yakalanarak Bağdat'a getirildi ve idam talebiyle mahkeme önüne çıkarıldı. Şafii kadısı İbni Süreyc'in İlhama dayanan tasavvufi mahiyetteki sözlerin fıkıh açıdan değerlendirilmesinin yanlış olacağını ileri sürüp idama karşı çıkması ve dostu baş mabeyinci Nasr el-Kuşuri ile Halife Muktedir Billah'ın Türk asıllı annesi Şagab'ın araya girmesi üzerine Vezir Ali bin İsa el-Kunnai onu 3 defa siyaset meydanında teşhir ettikten sonra hapsedilmesini yeterli gördü. 8 yıl süren hapis hayatı genellikle dostu Nasr el-Kuşuri'nin evindeki bir odada göz hapsi şeklinde geçti. Bütün ihtiyaçları karşılandı, ziyaretçi kabul etmesine izin verildi. Hapiste bulunan Hallac'ın Bağdat ve çevresindeki etkisi giderek arttı. Burada iken Kitabut Tavasi'nin Tahsinus Sirac ve Tahsinul Ezel bölümlerini yazdı. Fakat aleyhindeki faaliyetler bütün şiddetiyle devam ediyordu. Sonradan maliye tahsilleri olan eski Sufi Ebu Ali el-Evarici bile onu ünlü kıraat alimi İbni Mücahid'e sahte kerametler gösteren bir hokkabaz şeklinde tanıtmıştı. Cezalandırılması yönündeki taleplerin artması üzerine Vezir Hamid bin Abbas tarafından idam isteğiyle tekrar hakimler heyetinin önüne çıkarıldı. Delillerin yetersiz olduğunu söyleyen hakimler idamı için hüküm vermekten kaçındıklarından mahkeme uzun sürdü. Fakat Vezir Hamid'in ısrarlı takibi karşısında bir oldu bittiyle karşı karşıya kalan Maliki kadısı Ebu Ömer Muhammed bin Yusuf el-Ezdi idamına hükmetti. Hanefi kadısı İbnül Bühlül'ün muhalefetine rağmen bu hüküm diğer kadılara ve şahitlere imzalatıldıktan sonra Halife Muktedir Billah tarafından tasdik edilince Hallaç 26 Mart 922 tarihinde Bağdat'ın Babuttak denilen semtinde önce kırbaçlandı, burnu, kolları ve ayakları kesildikten sonra idam edildi. Başı kesilerek Dicle üzerindeki köprüye dikildi. Gövdesi yakılıp külleri nehrin sularına savruldu. Kesik başı 2 gün köprüde dikili bırakıldıktan sonra Horasan'a gönderilerek bölgede dolaştırıldı. Hallac'ın asıldığı yer zamanla önem kazanmaya, hak şehidi bir velinin türbesi olarak ziyaret edilmeye başlanmıştır. Vezirliğe yeni tayin edilen Ali bin Mesleme'nin görevine başlamasından önce Hallac'ın kabri olarak bilinen yeri ziyaret ederek manevi huzurunda dua edip niyazda bulunması, Abbasi devletinin ondan özür dilemesi ve itibarını iade etmesi anlamına gelmiştir. Hallaç, adına burada inşa edilen ve zaman zaman onarılan türbeden başka, çeşitli İslam beldelerinde onun adına pek çok makam yapılmış ve bu makamlar birçok mutasavvuf alim ve devlet adamı tarafından ziyaret edilmiştir. Değerli dostlarım, Hallacı Mansur'un öldürülme sebebi hakkında Abbasilere karşı ayaklanmış olan Karmatilerle gizlice mektuplaştığı, Enel Hak sözüyle uluhiyet iddiasında bulunduğu, haccın farziyetini inkar edip yeni bir hac anlayışı ortaya koyduğu şeklinde çeşitli iddialar ileri sürülmüştür. Ancak idamın esas sebebinin bu tür iddialar olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim 9. yüzyılda
yaşamış olan ve Hallacınkine benzer şatiye türü sözleriyle tanınan Bayezid-i Bistami gibi sufilere dokunulmamış olması bunu gösterir. Şafii kadısı İbn-i Süreyç, cezbe halinde söylenen ilham ürünü sözlerin fıkıh açısından değerlendirilip bir hükme varlamayacağını belirtip, idama karşı çıkarken o dönemde genellikle hukukçuların bu tür olaylar karşısında takındıkları tavrın bir örneğini vermiştir. Çok katı ve mutaassıp olanların dışındaki fakihler, şatihiyat sahibi sufileri kınamakla birlikte yaşama haklarını ellerinden almaya taraftar olmamışlardır. Hallacın idam fetvası dini olmaktan çok siyasi bir karar olup ancak siyasi baskılar ve entrikalar sonucunda çıkarılabilmiştir. Onun büyük bir üne sahip olması, çevresinde çok sayıda mürit toplaması, sarayda ve yüksek rütbeli devlet adamları ve kumandanlar arasında bile taraftar bulması, zenci kölelerin isyanına sıcak bakması, Mehdi olduğu ve Abbasilere karşı Karmatilerle gizlice işbirliği yaptığı yolunda söylentiler çıkması devlet adamlarını endişelendirmiş, bu yüzden baskı altında çalıştığı ileri sürülen bir hakimler kurulundan fetva alıp idamı gerçekleştirmişlerdir. Ancak az da olsa hallacı, hululcu ve ittihatçı bir zındık bir mülhit sayıp idamını şer'an gerekli gören kadılar da vardır. Takıyüddin İbni Teymiye başta olmak üzere her çağda bazı zahir alimleri onun idamını tasvip etmişlerdir. Başlangıçta Amr bin Osman el-Mekki, Cüneyd-i Bağdadi gibi çağdaşı bazı sufiler hallacı tenkit etmişler. İbni Ata, Şibli, İbni Hafif ve Nasrabadi gibi diğer bazı sufiler ise veli olarak kabul etmişlerdir. Daha sonra da hemen hemen bütün mutasavvıflar onu evliyadan saymışlardır. Değerli dostlarım, Hallacı Mansur'un tasavvuf görüşleri şöyleydi. Tasavvuf tarihi bakımından birinci derecede önemli büyük mutasavvıflardan olan Hallacın sözleri ve menkıbeleri çağlar boyunca Müslümanlar arasında yankılanmış ve İslam toplumu üzerinde derin izler bırakmıştır. Tasavvuf Hallacın şahsında yeni bir merhaleye ulaşmış, onun bu harekete bastığı damga günümüze kadar tesirini sürdürmüştür. Değişik ifadelere ve izah şekillerine bürünerek geniş halk tabakaları arasında yaşama imkanı bulan Hallacın temel görüşlerinden biri Nur-u Muhammedi, Hakikat-ı Muhammediye fikridir. Hallaca göre Hazreti Muhammed'in biri ezeli bir nur oluşu, diğeri bir insan ve peygamber olarak dünya hayatındaki 63 yıllık varlığıyla ilgili şahsiyeti olmak üzere iki hüviyeti vardır. Allah'ın ilk yarattığı şey onun nurudur. Adem henüz toprakla su arasındayken, yani henüz yaratılmamış iken o peygamberdi. Bütün nebiler, resuller ve veliler ilim ve irfanlarını ondan almışlardır. Hatta bütün varlıkların varoluş sebebi odur. Hazreti Adem bedenlerin, Hazreti Muhammed ise ruhların babasıdır. Hazreti Muhammed'i değişik bir şekilde yorumlayan, onunla Allah arasındaki münasebeti farklı bir biçimde açıklayan bu teori daha sonraki mutasavvıflar tarafından geliştirilmiş ve tasavvufun önemli esaslarından biri haline getirilmiştir. Hallaç, yaratma ve dinlerle ilgili düşüncelerinde Nur-u Muhammed'i çerçevesinde açıklamıştır. Ona göre bu nur ilk taayyündür, zatın zata tecelli etmesidir. Bütün yaratıklar ondan zuhur ettiğinden o aynı zamanda varlığın kaynağıdır. Eğer o olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Hallaca göre bütün dinler esas itibariyle birdir. Aynı hakikate değişik açılardan bakmaları dinlerdeki farklılığın kaynağını oluşturmuştur. Dinlerin birliği esastır. Bütün din mensuplarının hedefi ve istedikleri şey aynıdır. Bu yönden hepsi hak üzeredir. Farklılık isimlendirmede ve şekildedir. Hallaç, Hazreti Musa'nın sözünü de Firavun'un sözünü de hak söz diye niteliyor ve bu ifadeyi cebir ve kader konusundaki görüşleriyle açıklayarak bu sözler ezelde takdir edilen ve değişmeyen bir alın yazısının sonucu olarak söylenmiştir diyordu. Bütün dinlerin ilahi olduğunu söyleyen Hallaca göre insan kendi tercih ettiği din üzere değil Allah tarafından kendisi için tercih edilen din üzere bulunur. Sadece bu ümmetin mecusileri olan kaderiye ve mutezile mezhebi mensupları bunun aksini iddia etmişlerdir. Bu konudaki görüşlerini açıklamak için irade ile emir arasında ayrım yapan Hallaç, emredilen şeylerden bazılarının irade edildiği halde bazılarının irade edilmediğini ve sadece irade edilenin gerçekleştiğini savunur. Değerli dostlarım, İblis'in Adem'e secde etmemesini Hallaç bir de tevhid, aşk ve fütüvvet açısından yorumlamıştır. Ona göre İblis Allah'tan başkasına secde edilmemesi gerektiğini, ilahi takdirin böyle olduğunu biliyor, secde emrini bir imtihan ve zahiri bir husus olarak görüyordu. İblis Allah'a derin bir aşkla bağlı olduğundan ondan başkasının önünde eğilmemiş, secde şerefini yalnız ona tahsis etmiştir. Allah'ın eğer secde etmezsen sana ebedi olarak azap edeceğim uyarısına karşı
bu azap içerisindeyken beni görecek misin şeklinde bir soru sormuş. Evet cevabını alınca beni görmen bu azaba katlanmama değer demiştir. Hallaç, aşk bir zevk ve haz olarak değil, elem ve azap olarak görüyor ve aşığın sevgilisi uğruna en acı ıstırabı tereddüt etmeden göze alması gerektiğini düşünüyordu. İdam edileceği gün vücudundan akan kanla abdest aldığı ve aşk namazı için abdest ancak kanla alınır dediği rivayet edilir. Değerli dostlarım, Hallacı Mansur İblis ile Firavun'un durumunu fütüvvet bakımından değerlendirirken, feta ve fütüvvet ehli denilen yiğit ve fedakar insanların inandıkları davaya sonuna kadar bağlı kalmaları ve bu uğurda seve seve canlarını feda etmeyi göze almaları gerektiği hususunu dikkate almıştır. Hallaca göre İblis, eğer Adem'e secde edersem fütüvvet ehli olma niteliğini kaybederim demiş ve bu sebeple davasına bağlı kalmıştı. Firavun da onun Resulüne inanırsam davamı kaybetmiş olacağımdan fütüvvet makamından azledilmiş olurum diyerek denizde boğulma pahasına iddiasında ısrar etmişti. Bu bakımdan bu ikisini kendine örnek alan Hallaç, Enel Hak davasında sonuna kadar ısrar etmekle fütüvvetin bir örneğini vermiştir. Diğer taraftan Hallaç fütüvvetin en güzel örneği olarak Hazreti Muhammed ile İblis'i görmüş, hiç kimsenin bu ikisi kadar davalarında samimi olmadıklarını ve fedakarlık göstermediklerini ancak birincisinin diğerinden daha mükemmel bir örnek teşkil ettiğini ileri sürmüştür. Ona nispet edilen bir risalede, hac yapmak isteyen fakat buna imkan bulamayan bir kimse, evinde temiz bir odayı hac için ayırır, hac mevsimi gelince içine kimsenin girmediği bu odada, Kabe'de olduğu gibi tavaf yapar, haccın diğer menasikini de yerine getirdikten sonra 30 yetimi toplayarak yemek yedirir, onlara elbise giydirir, sonra da her birine 7'şer dirhem para verir, bunlar hac yerine geçer şeklinde bir ifade yer almaktadır. Ancak bu sözler bu şekliyle onun düşmanları tarafından ileri sürülen bir iddiadır. Daha önce Rabia el-Adeviye ve Bayezid-i Bistami'de Kabe konusunda buna benzer sözler söylemişlerdi. Hallacın da aynı konuda bazı şeyler söylemiş olması mümkündür. Nitekim mahkeme Hallacı idam etmeye karar verirken onun haccın farz oluşunu inkar ettiğini hükme gerekçe olarak göstermiş, o sırada Abbasilere isyan etmiş olan Karmatilerin Kabe'yi tahrip edip Hacerül Esved'i memleketlerine götürmeleriyle Hallac'ın haccı inkar etmesi arasında bir ilişki kurulmak istenmişti. Hallac'ın 3 defa Mekke'ye gidip Kabe'yi ziyaret etmesi, ayrıca Hanefi kadısı İbnül Bühlül'ün idam kararına karşı çıkması hacla ilgili iddiaların bir tertipten ibaret olduğunu göstermektedir. Değerli dostlarım, Hallac hakkında ileri sürülen iddiaların en yaygını, en etkili ve en sürekli olanı onun tevhid ve fena görüşünü ifade eden Enel Hak sözüyle hulul ve ittihadı çağrıştıran ifadeleridir. Hallac'ın kafir ve zındık olduğunu iddia edenler Enel Hak sözüyle tanrılık iddiasına bulunduğunu ileri sürmüşler. Onu büyük bir veli olarak tanıyanlar ise bu sözü diğer sufilerin şatiyeleri gibi görüp çeşitli şekillerle yorumlamışlardır. Hallac'ın Enel Hak dediği doğrudur ancak bu sözüyle tanrılık iddiasına bulunduğu yolundaki hükümler kesinlikle yanlıştır. Onun konuyla ilgili tam ifadesi şöyledir. Eğer Allah'ı tanımıyorsanız eserini tanıyınız. İşte o eser benim. Ben hakkım çünkü ebediyen hak ile hakkım. Bir şiirinde hulülle ilgili olarak ben sevgilimin kendisiyim, o da bendir. Biz bir bedene hulül etmiş iki ruhuz diyen Hallac'ın bu sözleri daima onun fena, sekr ve tevhid hali göz önünde tutularak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu açıklamalara göre ben hakkım sözü ben haktanım veya ben bir gerçeğim ve batıl değilim demektir. Bazılarına göre Hallaç bu sözü Allah'tan hikaye yoluyla söylemiş ve Allah ben hakkım diyor demek istemiştir. Gazali Enel Hak sözünün söylendiği makamın ve halin önemine işaret ettikten sonra konuyu tecelli ve fena kavramıyla açıklar ve şu örneği verir. Bir bardağa meşrubat konulunca bardakla meşrubatın rengi birbirine karışır. Artık bardaktan değil sadece meşrubatın varlığından söz edilir. Kalbinde Allah'ın tecelli ettiğini gören bir veli, bazen tecelli mahalli olan kalbi göremez. Sadece burada tecelli eden hakkı görür ve o zaman Enel Hak der. Bundan maksat velinin kendi varlığını yok sayarak hakkın varlığını dile getirmesidir. Fahrettin Errazi de Hallacı savunur ve onun bu sözünü çeşitli şekillerde yorumlar. Hallacın yaşadığı dönemde ve öncesinde tasavvufi düşünceleri sebebiyle kimsenin idam edilmemiş olması Enel Hak sözünün o devirde idam sebebi sayılmadığını gösterir. Ayrıca Hallaç'tan sonra da tasavvuf edebiyatında bu ifade benimsenerek sık sık kullanılmış, tasavvuf şairleri derin bir coşku içinde bu sözü tekrarlamaktan büyük bir ruhi haz duymuşlar. En muhafazakar çevreler bile bu ifadeyi
kullanan mutasavvıfları kafir saymamışlardır. Değerli dostlarım, Hallaç Hristiyanlığa ve bu dinden alınan bazı terimlere de ilgi duymuştur. Süryani Hristiyanların kullandıkları Nasut ve Lahut tabirlerini tasavvuf terminolojisine ilk defa Hallaç sokmuştur. Allah'ın Nasut'unun Lahut'i sırrını ortaya koyduğunu ifade etmiş ve Haç dini üzere öleceğini söylemiştir. Ebul Abbas el-Mursi, Hallaç'ın bu sözüyle kendisinin çarmıha gerilerek katledileceğini önceden haber verdiğini, fıkıh alimlerinin bundan dolayı onu kafir saymalarında isabet bulunmadığını belirtir. Hallaç Mansur'un vahdet-i vücut inancıyla ilgisi konusunda değişik görüşler vardır. Genellikle vahdet-i vücut inancına bağlı olanlar onu bu görüşün temsilcilerinden sayarlar. O dönemde vahdet-i vücut fikrinin bulunmadığını söyleyenler ise haklı olarak onun görüşlerini vahdet-i şuhud olarak adlandırırlar. Bunlara göre Hallaç, Allah sevgisiyle coşmuş, kendinden geçmiş, her şeyi hak olarak görmüş, sonra kendine gelince yaratanla yaratılanların ayrı ayrı varlıklar olduğunu söylemiştir. Değerli dostlarım, İslam alimleri Hallaç hakkında dört gruba ayrılmıştır. Bunlardan bir kısmı Hallaç'ı haklı bulmuş, savunmuş, görüşlerini paylaşmış, bir kısmı onu kafir ve zındık sayarak şiddetle reddetmiş, başka bir grup mazur görmüş, kendisine acımış, dördüncü grup da bir hüküm vermekten kaçınarak sukut etmeyi tercih etmiştir. Genel olarak zahir uleması Hallaç'ı bir zındık olarak görmüş, idamından sonra asırlar geçtiği halde verdiği fetvalarla idamının haklılığını ve gerekliliğini savunmuş ve hiçbir zaman onu affetmemiştir. Bunlardan bazısına göre Hallaç bir hokkabaz, gözbağcı, sihirbaz, hilekar ve şarlatandır. Hindistan'a yaptığı seyahatte yogilerden ve sihirbazlardan öğrendiklerine dayanarak bir takım olağanüstü haller göstermeye başlamış, bu halleri keramet şeklinde sunup halkı kandırmış ve kendisinin büyük bir veli olduğuna bazı kişileri inandırmıştır. Bir kısmına göre Hallaç haram helal bilmeyen, her şeyi caiz gören bir ibahiyeci ve mülhittir. Dini hükümlerin tasavvufta henüz bir seviyeye gelmeyenler için gerekli olduğunu, bu seviyeye gelenlerin canlarının istediği her şeyi yapabileceklerini savunmuştur. Bazılarına göre ise tanrılık iddia eden bir sapıktır. Diğer bazılarına göre aşırı bir Şii, bir karmati olup o sırada Abbasi hilafetine karşı başkaldırmış bulunan ve Kabe'yi tahrip eden karmatilerin bir daisidir. Çevresinde toplananlara kendisinin Mehdi olduğunu söylediği ve bu durum Abbasi saltanatı açısından bir tehlike oluşturduğu için önce etkisiz hale getirilmeye çalışılmış, bu mümkün olmayınca da ortadan kaldırılmıştır. Değerli dostlarım, Hallaç-ı Mansur'u reddedenler zamanla azalmış veya bunların tenkitleri etkisini kaybetmiş, dostlar ve taraftarlar ise gittikçe çoğalmıştır. Hayattayken Şibli, İbni Hafif, İbni Ata ve Faris gibi savunucuları bulunan Hallaç'ı daha sonraki çağlarda sufiler arasında reddeden hemen hemen hiç kalmamıştır. Nasrabadi, Sülemi, Ebu Nasr es-Serraç, Kelabazi, Kuşeyri, Hacı Abdullah'ı Herevi, Hücveri, Ebu Said'i Ebu'l-Hayr, Gazali, Abdülkadir'i Geylani gibi büyük mutasavvıflar onun bir veli olduğuna inanmışlar. Kendisiyle ilgili suçlamalara katılmamışlardır. Aynul Kudat el-Hemedani, Ahmet el-Gazali, Ruzbihan'ı Bakli, Senai, Attar, Mevlana Celaleddin Rumi, Ahmet Yesevi, Muhyiddin İbnül Arabi gibi tasavvufun en tanınmış şahsiyetleri ise Hallaç'ı ve düşüncelerini benimseyerek onun ateşli taraftarları olmuşlar. Hallaç'ın idealini yaşatarak Hallaci bir tasavvuf hareketi meydana getirmişlerdir. Bunların çalışmaları sayesinde Hallaci düşünce ve eylem tarzı bütün İslam dünyasının en ücra yerlerine kadar yayılmış, özellikle İran ve Türk edebiyatı ondan derin bir şekilde etkilenmiş, Sufi şairlerinin özünü onun görüşleri oluşturmuştur. Tarikat şeyhleri ve mensupları arasında da Hallaç ve görüşleri önemli bir yer tutar. Yeseviye, Mevleviye ve Kadiriye gibi tarikatların mensupları ve melamet ehli sürekli olarak Hallaci düşünce tarzını canlı tutmuş, Hallac'ın görüşleri tasavvufun en önemli dinamiklerinden biri olmuştur. Onun fikirlerini en fazla tenkit eden Ahmet er-Rifai bile enelak sözünü sadece hata olarak görmektedir. Mutasavvıflardan başka Sünnilerden Fahrettin Errazi, Şiilerden Nasruddin Tusi gibi bazı kelamcılar Şehabettin es-Sühreverdi, İbn-i Tufeyl ve Molla Sadra gibi filozoflar da Hallaç'ı savunmuşlardır. Osmanlı ulemasından Kemal Paşazade Hallaç'ı savunurken Ebu Suud Efendi idam hükmünü yerinde ve haklı bulmuştur. Hanbelilerden Ebul Vefa, İbni Akil, Hanifilerden İbnül Buhlül, Şafilerden İbni Süreyç, İbni Hacer ve
Suyuti ise Allah'ın lehinde ve aleyhinde bir hüküm vermekten kaçınarak onun durumunu Allah'a havale etmişlerdi. Abdülkadir Mahmud, Mahmud Kasım, İrfan, Abdülhamit gibi bazı çağdaş yazarlar Hallac'ın aşırı bir Şii, batını ve karmati olduğu hususunda ısrar etmektedirler. Hallac sünni çevrede yetişmiş, sünni bir şehir olan Vasıt'ta hıfzını tamamlamış, sünni alimlerden ders almış, sünni sufilerin sohbetinde bulunmuş, Şibli İbni Hafif ve İbni Ata gibi takipçileri de sünniler arasından çıkmıştır. Değerli dostlarım, Hallac Mansur'un eserleri, birincisi Kitab-ı Tavasin, Hallac'ın hapisteyken kaleme aldığı düşünce dünyasını ortaya koyması açısından çok önemli olan bu eseri dostlarından İbni Ata hapisten gizlice dışarı çıkarıp saklayarak günümüze ulaşmasını sağlamıştır. İkincisi divanı, Hallac'ın çeşitli kaynaklarda bulunan şiirleri günümüze kadar ulaşmıştır. Üçüncüsü Ahbarul Hallac, Hallac'ın söylediği rivayet edilen sözlerin değerlenmesiyle oluşan eseridir. İbnül Nedim'in adlarını vererek Hallac'a nispet ettiği 46 eser günümüze ulaşmamıştır. Değerli dostlarım, fikir insanları, büyük zatlar bulunmuş oldukları, yaşamış oldukları devirlerde maalesef anlaşılamamış, o devrin insanları tarafından hain ilan edilmişlerdir. Çoğu büyüklere baktığımız zaman, hayatlarını incelediğimiz zaman bununla karşı karşıya kalmaktayız. Hallac Mansur da devrinde iyi anlaşılmamış, fikirleri yanlış anlaşılmış büyük mutasavvıflardan birisidir. Rabbim Hallac Mansur'a rahmet eylesin. Bizleri de ahirette, cennette Hallac Mansur ve Allah dostlarına komşu eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.